Sesli köşelere hoş geldiniz. Naci Karadağ'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Muhaberat Devleti'ne hoş geldiniz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Woody Allen'ın 71 yapımı Bananas filmi şöyle bir sahneyle açılır. Elinde mikrofon olan bir televizyon muhabiri kameraya, "Birazdan devlet başkanı bu merdivenlerden inecek ve ona suikast düzenlenecek. Bunu canlı yayınlayan tek kanal biz olacağız." Gerçekten de öyle olur. Türkiye'nin artık katıksız bir muz cumhuriyeti olduğunu anlayabilmek için gündelik gelişmelerden herhangi birine bakmak yeterli. Devlet başkanının bir telefonuyla yapılan tutuklamalar veya bir emirle serbest bırakmalar, bir günde değişen yasalar, istihbaratla ortak çalışan medya, bir partinin emrinde olan devlet, bir siyasi hareketin oyuncağına dönmüş bürokrasi vesaire. Artık o kadar pervasızlaşmış durumdalar ki ne anlama geldiğini bile önemsemiyorlar. Bizzat Erdoğan ertesi gün yayınlanacak olan gazete haberlerini müjdeleyebiliyor. Ve gerçekten de bir gün sonra yandaş medyanın tek bile birden reisin söylediği şekilde yayın yapıyor. Bütün karanlık dönem öykülerinde aynı şekilde anlatılır. Tüm distopik kitaplarda vardır. Rejime muhalif olan bir kişinin tüm geçmişi anında didik didik edilir ve kamuoyunun önüne hain olarak atılıp linç edilir. Silivri şimdi soğuktur. Evet, böyle bir kötü espri bile var artık. İktidarla ilgili en ufak bir eleştiride gelen ilk tepki "yürek mi yedin" oluyor ve hemen ardından başka espriler. Silivri şimdi soğuktur, temiz çamaşır getiririz, 155'i ararın vesaire. İptal edilen seçimlerle ilgili skandallar zincirini elbette tarih yazacak, ancak sadece YSK'da olması gereken bilgilerin iktidar partisinin elinde suç çıkarmak için didik didik edilmesi bile yeterli durumun vehametini göstermek için. Ancak sadece YSK'da olması gereken bilgilerin iktidar partisinin elinde suç çıkarmak için didik didik edilmesi bile yeterli durumun vehametini göstermek için. Vaktiyle AKP şikayet ederdi fişleme olayından. "Fişlemek şerefsizliktir" filan dedikleri de vardı. Bugünse Türkiye artık bir fiş devleti. En basit işçi alımında bile fişleme dosyası görmek mümkün. Berat'ın posta kutusu fişleme mailleriyle dolup taşmış. Her devlet memuru, her işçi, öğrenci, serbest meslek erbabı iktidarının fişlemesiyle muhatap artık. Sınav filan hikaye, bunu bizzat en koyu iktidar yandaşı bile itiraf ediyor. Siyasal İslamcıların vaktiyle şikayet ettikleri ne varsa çok daha berbat ve ağır şekilde yapıyor artık. Çok sıkışınca da "biraz da biz yapalım, ne olmuş yani" pişkinliğine vuruyorlar işi. Ancak şunu bilmelerinde yarar var: bugün yaptıkları tüm kirli işler, işbirlikleri ve diğer karanlık entrikalar devran değişmeye başladığı an kendilerinin boynuna dolanacak. Saddam'ı yargılayan hakim ne demişti? "Bu kanunların adaletsiz olduğunu söylüyorsunuz ama bunların hepsini siz çıkardınız Sayın Saddam Hüseyin. Sizi kendi kanunlarınızla yargılıyoruz. Muhaberat devletlerinin sonu da hep böyle bitiyor işte" diyor Naci Karadağ TR724'deki köşesinde.